Sümela Manastırı, Trabzon ilinin Maçka ilçesi, Altındere köyü sınırları içerisinde yer alan Panagia yani Meryem Ana Deresi'nin batı yamaçlarında, Yunanca siyah anlamına gelen Mela Tepesi üzerinde, deniz seviyesinden 1150 metre yükseklikte yer alan bir Rum manastırıdır. Bu manastırı dünyadaki diğer manastırlardan ayıran ve farklılık katan etmen ise 1150 metre yükseklikteki kayaların oyularak ve doğal mağaralardan faydalanılarak yapılmış olmasıdır. Konumu itibariyle stratejik bir noktada olan manastır, inşasından günümüze birçok yenilemeye uğramıştır. Kilisenin M.Ö. 375 ila 395 tarihleri arasında inşa edildiği sanılmaktadır. Anadolu'da sıkça rastlanılan Kapadokya kiliseleri tarzında yapılmıştır. Kilisenin ilk kuruluşu ile manastır haline dönüşümü arasındaki 1000 yıllık dönem hakkında yerel efsaneler dışında bir bilgi yoktur. Anlatılan bu efsane Karadeniz Rumları arasında en bilindik hikayedir. Yerel halk tarafından yerleşim yerinin değer bulması ve gelişmesi için ortaya atılan bu hikayeye göre Hz. İsa'nın havarileri tarafından yapılan bir Meryem Ana tablosu 4. yüzyılda melekler tarafından Atina'dan alınıp bugünkü manastırın olduğu yere getirilir. Birbirlerinden habersiz iki keşiş Barnabas ile Saprinianus rüyalarında Hazreti Meryem'in bebek İsa'yı kollarında tuttuğu bu resmi görürler ve onu aramak için Trabzon'un Maçka ilçesinin bulunduğu bölgeye ulaşırlar ve resmi görürler. Rüyalarını da birbirlerine anlattıktan sonra bunun bir işaret olduğunu düşünürler. Manastırın bulunduğu bölgeye küçük bir kilise yapmaya başlarlar. Yerel halkın da desteğini almalarıyla manastırın inşası biter ve hikayesi hızlı yayılır. Bu hikaye karşısında tarihin en parlak dönemini yaşayan Bizans'ın İmparatoru Justinianus, İstanbul'a yaptırdığı Ayasofya Katedrali'nden sonra Karadeniz'e de görkemli bir manastır yaptırmaya karar verir. Eski kilisenin yerine bugünkü manastırın temelleri atılır.